Dent'in Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sunar. Milyonlarca yıl öncesine bir yolculuk yapacağız bugün. Biliyorsunuz 3D Fosil Bilim Müzesi kurulmuştu Kumru ilçesinde ve Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilmişti. 3D Bilim Fosil Bilim Müze kurucusu Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi coğrafya öğretmeni Mustafa Sarıkaya bizlerle birlikte olacak bugün. Fosiller de stüdyomuzda. Merak ediyoruz. Müzeyle ilgili yapılan fosil çalışmasıyla ilgili kendisinden bilgiler alacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum. Okulumuzda yaptığımız bu çalışmayı bizlere tanıtma fırsatı bulduğunuz için. Gerçi daha önce çalışmalarımla ilgili gelmiştim ama şimdi artık okulumuzda Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türkiye'nin ilk 3D Fosil Bilim Müzesi'ni kurduk. Burada da çok değerli fosillerimiz var. Sizinle bugün sizlerin de inceleme fırsatını sunmak istiyoruz. Yani bu fosilleri yaşayın. Zaten öğrencilerimiz bu fosilleri bazılarını da bulmaya başladılar. Bize ayrı bir mutluluk veriyor bizlere. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Geldiniz ve fosilleri de çok kıymetli, çok değerli fosilleri de yanınıza getirdiniz. Birazdan onları da göstereceğiz tabii. Müzeyle ilgili bilgiler alacağız. Çok merak ediyoruz. Ama öncesinde nasıl başladınız fosil araştırmasına? İlk nereden başladınız? Neler buldunuz? Şimdi ben coğrafya öğretmeniyim. Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi coğrafya öğretmeni Mustafa Sarıkaya olarak şu an yanınızdayım. Haliyle coğrafya öğretmeni olduğumuz için bizim alanımızda da fosil bilimi var. Ama tabii ki bir hayalle başladı. Sonuçta ciddi bir Ar-Ge gerektiren, işte doğada çalışma gerektiren bir alan fosil bilimi. Bundan 8-9 yıl önce, işte 10 yıla varan bir geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. Hani okullarda görüyorduk ama hocalarımız bize çok fazla dokundurtturmuyordu. Aman işte bu işte 40 milyon yıl, işte bu 100 milyon yıl. Dokundurma olayı bizi biraz ister istemez. Hani merak ediyorduk tabii ki üniversitedeyken. Ya ben de araştırabilir miyim diye başladık. Önce MTA ile bir iletişime geçtim. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ile. Süreç içinde onlara dost olduk zaten. Çok güzel dostlarımız var. Buradan da selam söylüyorum. Özellikle MTA Trabzon Bölge Müdürlüğü'nden Turgut Tok, jeoloji mühendisi, değerli dostumuz sağ olsun. Hep yanımızdalar. Yani bir hayalle başladı, merakla başladı. Zaten ben öğrencilerime de söylüyorum. Her şey hayalle başlar, merak etmenizle başlar. Süreç arkasından hiç ummadığınız yere gelir. Dağları taşları gezdik. Bana boş işlerle uğraşma, öğretmen adamsın diyenler oldu. Ama oysa ki benim yaptığım bu çalışma boş iş değil. Asıl benim mesleğimle alakalı, yani coğrafya öğretmenliğimle alakalı bir durumdu. Tabii önce alanları, dağları, taşları ilk kez araştırma olayına girdiğimde korktuğum zamanlar da oldu. Yani bazen Toros Dağları'nda kaybolduğum anlarım oldu. Yolu kaybettik. İşte telefon çekmiş, bir şey çekmiyor. Aracında yakıt bitse kalabileceğim durumlar olabilir ama hepsi benim için çok güzel. Şu an ana olarak size anlatıyorum. Hepsi birikti bende. Öğrencilerime de anlatıyorum sık sık. Vazgeçmeyin hiçbir şeyden diye. Böyle gele gele uzun bir süreç geçti. Daha çok fosil alanı karstik bir yapı olduğu için Akdeniz bölgesi, Toros Dağları daha belirgindir fosil alana, fosil anlamında. Ülkemizin birçok alanında fosil vardır ama bulmak tabii ki Toroslar'da birazcık daha ideal koşullar var ama diğer bölgelerde daha zor koşullar var. Ülkemizin birçok yerinde araştırma yapıyorum. Kazı dediğimiz tabii ki tarih değil yaptığımız çalışma. Fosil bilimi, coğrafya bilimi. Genelde tarih gibi görüyorlar. Tarih, arkeolojiyle karıştırıyorlar. Arkeoloji değil. Yaptığımız çalışmalar tamamen insanlık öncesi. Yani doğal taşlar ve yasal koşullar. Tabii ki Türkiye'nin birçok yerinde çalışmalar yürütüyoruz. Hatta şimdi okulumuzun bünyesinde kurduktan sonra da ilk kez öğrencilerimizle de
fosil çalışması yapma fırsatı bulduk. 9A sınıfı var bizim okulumuzda. Onlarla bir fosil çalışması yaptık. Onlar için paha biçilemez bir deneyimdi. Zor olmuyor mu hocam? Yani bu milyonlarca yıl öncesine ait fosillere ulaşmak, kazılar yapmak mesela zor olmuyor mu? İlk başlarda zordu tabii ki. Ama şu an artık tamamen keyif veriyor. Yani bir tutkuya dönüştü. Acaba işte benim şu anda rotalarını belirlediğim, GPS'lerini belirlediğim, haritaları da konumlandırdığım 6 bölge var, nokta var diyelim. Onları bir önce bulmak için gün sayıyorum. Yani işte bir fırsatını bulduğumda yapmam gerekiyor. İşte işte o fosili gün yüzüne çıkarmam gerekiyor. Müzeme dahil etmem gerekiyor. Mesela bu fosilleri gün yüzüne çıkarmak ne kadar zaman alıyor? Bunların birçoğu aslında, mesela bunun dışındakiler söyleyeyim. Bunların birçoğu yüzeye yakın. Zaten MTA'nın yasa işte kanunlarına göre yerin 1 metre altı ülkemizin, yani hazinenin arazisidir. Bizim bir iznimiz yok. Ben zaten 1 metrenin altına hiçbir zaman inemiyorum. İnmedim de, öyle bir ekipmanım yok. Daha çok yüzeye yakın yerler, bulgular, işte bakıyorsun orada jeolojik yapısına bakıyorsun. İşte sedimenter dediğimiz işte tortul tabakalar var, kat kat dediğimiz. Oralarda araştırma yapıyoruz. Oralarda işte bulguları takip edip deneme yanılma yoluyla, mesela bu kil taşıdır, kırıyoruz. İçinden kırdıktan sonra bu çıkıyor mesela. Yıllarca, affedersiniz, sizi bekliyor. Evet. Yani sizinle beraber... Çok ekipman kullanıyor değil mi hocam bu kazılar yapılırken? Daha çok kırıcılar kullanıyoruz. Yani ama tabii ki ekipman olarak MTA'nın bünyesinde onlar daha derin araştırmalar yapıyor. Onların bünyesinde GPS konumlandırıcılar var. İşte... yine bize benzer kırıcılar. Ben de onlardan öğrendim aslında kırıcılar. Önce amatör çapta yapıyordum. Sonra onlarla bağlantı kurduk. Yani sonuçta bu bilimi öncesinde bir altyapın olması gerekiyor. Öğrenmen gerekiyor. Sonrasında da süreç seni öğrendikçe öğrenmeyi açıyor. Zaman içinde artık birçok alanda fosil kazısı yapabilir miyim, bulabilir miyim ona dönüyor. Evet. Peki hocam, evet. Ordu'da böyle bir çalışmanız oldu mu diyelim? Oldu. Hatta buradan da bahsedeyim. Ordu'nun en büyük fosil alanı şu an bizim görev yaptığım Kumru ilçesinde karstik yapı ağırlıklı, kireç taşı ağırlıklı bir bölge. Hatta Kumru'nun girişinde yarbaşı diyorlar Kumrulular. Kat kat katmanlar vardır. Bir gün gelirseniz bekleriz, okulumuza da bekleriz. İnşallah. Orada, şimdi öğrencilerim de bulmaya başladı. Ordu'da benim araştırmalarıma göre Kumru bölgesi, Kumru Korgan bölgesi fosil bakımından zengin. Tabii araştırma yapmak ve bulgulara ulaşmak gerekiyor. Hatta en zengin diyebilirim yani fosil alanı. Çamaş var ama çamaşta da kireç taşı değil de daha çok... bazalt türü, yani volk bazaltın üst kısımları diyelim, bazaltın içinde çok bulunmaz zaten fosil. Daha sert kayaçlar var çamaşta, orada bulmakta zorlanıyoruz ama Kumru Korgan bölgesinde kil taşı, kireç taşı daha ağırlıklı, kırıp içini keşfetme durumumuz olabiliyor. Adres verelim mi vermeyelim mi, vermesek daha iyi, nokta atışı yapmayalım. Evet. Bu arada hocam ekranlarda da şu anda görüyoruz. Evet, bize burası Toroslar. Evet. 2300-2400 metreler. Bu benim küçük kızım Öykü, Zeynep Öykü. Selamlar kızıma. Selamlarımızı gönderiyoruz. Onu da zorluyorum. Benimle beraber bu çalışmaları yapsın istiyorum. Hani şu an 7 yaşında ilkokul 1'e başladı. Fasıl Toki'de okuyor. Onlarla da bir çalışma başladık aslında. 1A sınıfı var Hayriye hocamla. Evet, okulumuza sık sık farklı ilçelerden, illerden öğrenciler geliyor. İlgiyle, merakla, çünkü fosiller onların dünyasında çok büyük yer ediyor. Aslında bizim fosil çalışmamızın amacı da dinozorların varlığını işte fosillerle anlatmak. Ki bizim müze konseptimizde dinozorlar var. Şu an araştırıyoruz. Dinozor tabii ülkemizde bulmak çok zor, çünkü ülkemiz genç. Bir jeolojik yapıya sahip. Ama araştırıyoruz. Bir işte farklı bir üniversiteden, yurt dışından
dinozor takası yapabilir miyiz fosili? İşte ona da uğraşıyoruz. İnşallah vazgeçmeyeceğiz. Yani dinozor fosili ya da dinozorlara ait iskeletler ya da bulgular müzemizde olsun istiyoruz. Çünkü çocukların hayalinde dinozorlar çok evet. çok önemli. Nasıl hepsi, acaba? Evet, falan çok merak ediyorlar. Biz de zaten konseptimizde okulumuzla beraber dinozor kurabiyeleri yapıyoruz. Onlara ödüllendirmeler yapıyoruz. Yani hı hı. dinozor şeklinde kurabiyeleri hediye olarak veriyoruz. Çocuklar bizi sürekli tetikliyor. Çok keyifli. Yani ayrı bir enerjisi var çocukların. Kızım orada mesela 4-4,5 yaşındaydı. Rüzgar çok fazla olduğu için gözünü açamamıştı mesela. Hı hı. Müthiş bir anı benim için. İleride büyüdüğü zaman anlayacak. Bunlar benim öğrencilerim. Az önce geçti ekranda. Evet. 9A sınıfı Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi. Onlarla META işbirliği ile beraber, maden tetkik arama ile beraber fosil çalışması yaptık. Çok ayrı bir heyecan. Evet, öğrencilerim. Hı hı. Buradan onlara selam söylüyorum, 9A sınıfı öğrencilerime. Tabii Trabzon Bölge Müdürlüğü'nden ve Ankara META Genel Müdürlüğü'nden bilim insanlarını davet etmiştik. Füsun Hanım'a teşekkür ediyorum. İşte yine tekrardan Turgut Bey'e teşekkür ediyorum. Yani insan sonuçta onlar bizim bakanlığımızın dışında farklı bir resmi kurum. Yardımcı oluyorlar, bizleri destekliyorlar. Biz de mutlu oluyoruz, evet. minnettar oluyoruz haliyle. Tabii sadece kendi okulunuzun öğrencileriyle değil. Çalışma. Yani evet. müzede sadece kendi öğrencilerinizi ağırlamıyorsunuz. Çevre ilçelerden evet. de öğrenciler geliyor değil mi? Tabii ki şu an sırada okullar var. Önye'den bir özel okul gelmek istiyor. Hatta il dışından bir özel okul davet etti bizi. Hı hı. Ağırlayalım, okulumuza bekliyoruz. Hani bizim oraya gelmemiz zor ama sizin buraya müzeyi taşımanız. Zaten benim yapmak istediğim, aslında ulaşmak istediğim 3D Fosil Bilim Müzesi'ni taşınabilir bir müzeye dönüştürmek. Türkiye'nin ücra okullarına o gün hiç beklemedikleri bir günde çocukların özellikle ilkokul, ortaokul düzeyindeki okullara gitmek istiyoruz. Müzemizi modüler sisteme dönüştürüp teknolojiyle entegre ederek okullara gidip o gün o müzeyi orada kurmak ve çocukların hayallerine katkıda bulunmak istiyoruz. Çünkü ben ilkokul ve ortaokuldayken hiçbir fosile dokunamamıştım. Üniversitedeyken de dokundurup durmuyordu zaten hocalar. Genelde müzelerde de cam koruyucu vardır. Evet. Biz müzemizi, okulumuzda kurduğumuz müzeyi kesinlikle engel koymadık. Bilime dokunun dedik. Bilime engel koymak istemiyoruz. Ve çocuklar gelip dokunabiliyor. Zaten bunlar akarsu, rüzgar ve birçok dış kuvvetlerin etkisiyle yıllarca dışarıda yani maruz kalmışlar doğanın koşullarına. Günümüze kadar gelebilmişler. Evet. Bırakalım da çocuklar dokunsun istiyoruz. Çok da sağlam görünüyorlar. Dokunmayla da hani zarar evet. görecek. Tabii ki bazı hassas fosillerimiz var. Onlara çok fazla hani diyoruz ki bilime dokunun kısmını söylüyoruz mesela. Dokunabilirsiniz. Bazılarına da işte inceleyin diyoruz. Yani bir miktar hafif bir koruma oluyor ama mümkün mertebe dokunsunlar istiyoruz. Çok onlar evet. dokundukça biz mutlu oluyoruz. Peki hocam, müzede neler var? Hangi eserler var? Biraz bunlarla ilgili de bilgi verelim. Tabii ki. Burada mesela bu fosil amonit fosilidir. Amonitler ülkemizdeki bundan milyonlarca yıl önce, 60 milyon yıl önce dinozorların 66 milyon yıl önce dinozorlar yok olmuştu. Duymuşsunuzdur yine. Dinozorların döneminde yaşayan bir canlının fosili. Ne demek? Yani dinozorları görmüş bir fosil. Değerli bir fosil. Şimdi dinozorlarla beraber onların da nesli tükenmiş. Denizde yüzen bir canlıydı amonitler. Salyangoz sanıyorlar ama salyangoz değil. Bu denizde yüzen bir canlı. Ve amonit fosili çok değerli. Müzemizde bir parçamız var. Nesli tükenmiş bir parça. Yine burada deniz kestanesi var. O da çok değerli. Hala kendini, hatları belirgin. Siz de birazdan incelemenizi evet, isterim. Reklam dönüşünde inceleriz birlikte. Evet. Yine deniz yıldızı, deniz kestanesi ve deniz yıldızı türevleri var. Yine midyeler var. Mesela burada muhtemelen bunun içinde bir inci var. Ama biz tabii ki fosil olduğu için kırmadık ama öğrencilerimize gelen, misafir öğrencilerimize yine bir başka bir ülkeden getirdiğimiz doğal inciyi bu şekilde bir büyük bir midyemiz var. Açıp
gösteriyoruz. Yani diyoruz ki bunun içinde muhtemel inci var ama biz fosil olduğu için kırmıyoruz. İnciyi görebilirsin, dokunabilirsin. O duygu tattırıyoruz. Burada çok değerli bir fosilimiz var. Yaprağı görüyorsunuz. Bu yaprak bir kil taşı ağırlıklı bir göl tabanında düşen bir yaprak. Oraya gittik, araştırma yaptık. Ve bu yaprak zamanla üzerine kil taşı kaplıyor. İşte hava, su, güneş görmeden kayaların içinde sıkışıp kalıyor. Kuzey Anadolu fay hattına yakın bir bölgede bulduk bu fosili. Korgan-Niksar sınırında, Kumru-Korgan-Niksar sınırı diyelim. Ve fosil oluştuktan sonra ara ara deprem oluyor. Kuzey Anadolu fay hattında sık sık depremler oluyor. Depremin bir tanesi de tam fosilin ortasından geçiyor. Yani üzerinde, bu çok benim için çok paha biçilemez. Üzerinde deprem izi olan bir yaprak, belki de bu yaprak, böyle bir yaprak fosilin üzerinde deprem izi Türkiye'de ilktir, dünyada da belki de rastlanmamış olabilir. Çünkü çok hassas bir yerden geçmiş, yani yaprağın ortasından geçmiş. Burada depremin de fosilleri, fosillerin ortasından geçebildiğini, depremin dağları sürekli etkilediğini, kayaçları etkilediğini çok net bir fosilde görme fırsatı buluyor öğrencilerimiz. Evet. O yüzden çok değerli, ayrı bir değeri var. Burada balık fosili var. Balık, bu bir göl tabanı. Ankara yakınlarında bulmuştum. Hem yaprak var, hem daha çok bataklık dediğimiz türev yumuşaktır zaten. Balık var, yaprak var. Burada mikro canlılar var. Yani ancak birazdan bakmanızı isterim, tabii ki görmenizi isterim. Mikro canlılar var. Minik minik. Mercek loplarımızla inceliyoruz. Okulumuza da okulumuz bunları temin etti, sağ olsunlar. Öğrencilerimiz profesyonel mercek loplarla inceliyorlar fosilleri. Burada mercanlar var. Daha çok doğal, çok temiz denizlerde, okyanuslarda olan mercanlar var. Onu da yakından mercek lupla görebilirsiniz. Tabii sayısını söylemeyeyim ama birçok fosile ulaşmış olduk. Ulaşmaya devam ediyoruz. Hatta şu an ilk kez okula kurduktan sonra baktık ki sığamıyoruz oraya. Şimdi okul müdürümüz Yakup Bey'e de selamlarımı iletiyorum. O farklı bir yer alalım hocam dedi. Daha büyük, daha büyük geniş. Evet. Mutlu oluyoruz tabii ki. Sonuçta, çok güzel. Tabii ki yani okul idaremizin de bu konuya eğilmesi, sıcaklık göstermesi, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, Allah razı olsun. Aslında herkes sıcak bakıyor. Sonuçta bilim ve öğrenciler işin içinde olunca, yapılan çalışmada Türkiye'de ilk olunca, Milli Eğitim Bakanlığı da geçtiğimiz ay 81 ilden haberler topluyor tabii ki. 81 Çalıkuşu haberinde ilk haber oradan diyerek Türkiye'nin ilk fosil bilim müzesi olarak ilan etti. Haber yaptılar. Biz mutlu olduk. Bizim için destekler. Bir ilki gerçekleştirmiş oldunuz hocam. Ki üniversitelerde bile öğrencilere dediğiniz gibi bu fosiller dokundurtulmuyor ama temas edemiyor insanlar, öğrenciler, ilgi duyanlar ama orada da bu imkanı sağlamış oldunuz hem öğrencilerinize hem diğer öğrencilere, insanlara. Tabii çocuklar bunları gördüklerinde tepkileri nasıl oluyor hocam? Neler söylüyorlar size? Tepkileri çok güzel tepkiler var. Yani biz tabii yaşımız gereği bazen kendimizi sınırlıyoruz, onlar sınırlamıyor. Ki sınırlasınlar istemiyoruz. Bilime tepkileri bize heyecan veriyor. İşte çığlık atıyorlar, wow diyorlar, bu da varmış. İşte özellikle işte ilk kez o mercek lupla gördüğünde, hani bu şekilde bakınca değil de yakından görünce o mercek lup, o canlı, mikro canlı büyütünce bir çığlık atıyorlar. Aa diyorlar, heyecanla ben de bakmak istiyorum, parmak kaldırarak, tabii ilkokul ve ortaokul düzeyi çocuklar. En çok da dinozorları merak ediyorlar. Dinozorların döneminde yaşamış canlıları merak ediyorlar. Biz de onlara bir öğrencilerimizle beraber bir çizgi animasyon, bir film hazırladık. Önce onu izletiyoruz okullarda. Fikir edinsinler. Sonra da işte müzemize ziyarete gelsinler şeklinde. Bu şekilde heyecanları tabii ki yaşamak gerekiyor. Bir gün okulumuza bekleriz. O anı, o anları yaşamanızı isteriz. Siz de deneyimleyin isteriz. Bu arada okulumuzda Teknofest'e katıldık bu projemizde. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl
Samsun ve Ordu'da olacak Teknofest. Evet. İlimizde de olacak. Biz de ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için Fosil Bilim Müzemizi Teknofest'e katmak istedik. Bir takım kurduk okulumda, Teknofest takımı. Öğrencilerimin hepsine selam söylüyorum. Müthiş bir takım, müthiş bir öğrenci ekibi, sağ olsunlar. Onlarla da biz QR kod, kare kod sistemini fosillerimize yüklemesini yapıyoruz ve videolarda tamamen öğrencilerimiz oluşturuyor. Aslında İmam Hatip okulundayız ama bir fen lisesinden çok çok daha üstün şekilde çalışma yürütüyor öğrencilerimiz benim koordinatörlüğümde. Ve öğrencilerimizden gerçekten ben çok umutluyum. Teknofest takımı öğrencilerimden selamlarımı söylüyorum. Çünkü QR kod olayı tamam şu anda ve videolar hazırlanıyor. Onlar tamam. İşte hafız bir kızımız var. 3D animasyonlarla uğraşıyor. O şu an 3D fosillerin 3D animasyonlarına çalışmalarına başlattık. İşte hologram teknolojisini fosillere uygulayıp işte müzeye girdiği zaman öğrenci dinozor görebilir miyim? İşte karşısında yapay zeka destekli bir hologramla bir dinozor çıksın sistemi kurmak istiyoruz. İşte yapay zeka alanında Mustafa Kemal, Hamza öğrencilerimiz şu an ilgileniyor. İşte Berrak, Dilanur. Hepsi aslında, şimdi isimleri tek tek sıralamak istemiyorum. Heyecanla öğreniyorlar, araştırıyorlar. Normalde aslında onların altyapısı yok bu anlamda ama kendilerini geliştiriyorlar ve tamamen teknoloji entegreli farklı bir fosil bilim müzesine dönüşmeye başladı. Bu şekilde biz de ülkemizin ücra okullarına gitmeyi, az önce de bahsetmiştim, düşünüyoruz. Milyonlarca yıllık fosilleri inceleyeceğiz. Hocamızla beraber bilgiler alacağız yine. Ben de çok merak ediyorum. Reklam arasında biraz bakma fırsatım oldu ama şimdi detaylıca izleyeceğiz, bakacağız. Merceklerle ben de inceleme fırsatı bulacağım. Tabii hepsi çok kıymetli, çok değerli. İnsan dokunurken de çekiniyor ama muhteşemler gerçekten. İlk kez ben de böyle bir deneyim yaşamış oldum hocamız sayesinde. Şimdi arkadaşlarımızdan rica ediyorum, kameramızı hemen Jimmy'ye çevirelim ve ben de yavaş yavaş eserleri inceleyeyim hocam mercekle beraber. Evet, çok şimdi, merak ediyorum hepsini. Şöyle yapalım. Mesela bunu size yaklaştıralım. Evet. Bu bir mercan. Mercek lupu alıyorsunuz ve netleşene kadar eğiliyorsunuz. Şu şekilde alalım. Orada aslında sayısını bilmediğimiz çok iyi gerçekten birçok sayısını bilmiyor. Sanki evet, böyle dantel gibi o kadar şey ki net ki bütün aslında her şeyi. Aslında alttaki katmanlarda da bir sürü mercan var. Ben bunu kestirdim öğrenciler daha rahat görsünler diye. Tüm detayını görebiliyoruz evet, rahatlıkla. Yani burada yüzlerce mercanlar var. Mercan fosilleri var. Çok güzel gerçekten. Bunu öğrenciler gördüğü anda kim çizdi diye soruyorlar. Sanki çizilmiş gibi çizim, gerçekten. Evet, çizim değil. Yani onu o şekilde evet, algılıyor. Kaç yıl öncesine ait bir fosil? Bu tahmini işte 20 ila 30 milyon yıl arasında bir yaşa sahip. Biz zaten Meta ile de ara ara görüşmelerde bulunuyoruz. Genellikle o bölgenin jeolojik oluşumuna bakarak yaş tahmini yapıyoruz ama kesin sonucu karbon 14 yöntemi veriyor. O da her üniversitede yok. Pahalı bir yöntem, kimyasal bir yöntem. Ama biz tahmin yaşlarını söylüyoruz. Çalışmaları bu şekilde yürütüyoruz. Mesela burada ben size göstereyim. Minik fosillerimiz bir arada, birçok fosil var. Mikro fosiller ağırlıklı. Burada işte yakından mercek lupla baktığınız zaman göreceksiniz. Hemen bakalım. Aslında evet, yaşamı son bulmuş deniz tabanı fosilleri bunlar. Birçok şey var. Birçok fosil var. İşte minik amonitler falan da var. Hatta deniz yıldızı falan da var. Tabii çocuklar, öğrenciler bunu, özellikle minik yaş grubu öğrenciler gördüğü anda bir tepkileri çok özel oluyor. İncelikleri gerçekten zaman. Çok enteresan, çok şaşırdım. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştığım için tepki bile veremedim hocam. Çok muhteşem. Şu an 40 milyon yaşında, tahmini 40 milyon yaşında deniz canlılarına ait fosillere dokunuyorsunuz. Yani çok bahsettiğimiz güzel, olay zaten tarih değil. Evet.
coğrafya, insanlık öncesi, tarih öncesi, dünyanın oluşumuyla ilgili aslında tamamen bunlar dünyanın ve ülkemizin jeolojik oluşumuyla ilgili bilimsel kanıtlar. Yani bundan milyonlarca yıl önce, işte 60 milyon, 70 milyon yıl önce ülkemiz tamamen sularla kaplıydı, Tetis Denizi ile kaplıydı. Onların ağırlıklı kanıtları, fosiller. Burada bir balık fosilimiz var. Balık fosili bulmak her zaman kolay olmuyor. Evet. Balığı da görelim bakalım. Kaç yıl öncesine ait hocam tahminen? Bu 20 milyon. Bir göl tabanına ait. Burada bir yaprak var. Evet. Yaprak hala duruyor dün gibi. Yaprak çok belirgin zaten evet. Şu anda. Gözle de görülebiliyor. Kat kat. Merceğe gerek yok. Tesadüf zaten tesadüf çıkıyor kırdıkça. Evet. İşte burada balık fosili var. İnceleyebilirsiniz. Tabii balığın şeyi kalıyor, iskelet kısmı kalıyor. Evet, iskeleti gördüm şu an itibariyle. Evet. Çok iyi gerçekten de. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm, deneyimledim. Muhteşem bir şey. Milyonlarca yıl öncesine ait evet. Şeyleri görmek, fosillerini görmek muhteşem bir şey. Bunlara tabii öğrenciler kendileri araştırma yapınca, kendileri fosil bulunca o paha biçilemez. Kendileri de buluyorlar tabii mı hocam? Tabii ki şu anda bizim Kumran Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerimiz okullarında bir fosil bilim müzesi olduğu için ve bizimle de bu konuları sürekli görüştükleri için gündemlerine aldılar. Kendi bölgeleri artık bastıkları yerleri toprak diyerek geçmiyorlar. Yani inceliyorlar. Fosil buldukları anda bana mesaj atıyorlar. Fosil mi hocam diye. Getir işte okulda inceleyelim diyoruz. Fosil olduğunu duyunca çok mutlu oluyorlar. Heyecanla yani hatta çantalarına şeyle sarıp, peçeteyle falan sarıp aman işte bir şey olmasın okula kadar şeklinde. Gerçekten çok ayrı bir heyecanı var öğrencilerimizde. Evet. Biz de mutlu oluyoruz. Mesela QR kod sistemi hepsini uygulayacağız. Bugün hepsini getirmedim. QR kod sistemini uyguluyoruz fosillerimize. Videolarında öğrencilerimiz oluşturuyor. Okuttuğumuz anda fosile ait bilgiler video şeklinde, sesli video şeklinde çıkıyor. Aynı zamanda videoyla da bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Tabii internet üzerinden de müzemizi gezebilecekler. Sanal gerçeklik sistemini de uygulayacağız. Hocam hep öğrencileri konuşuyoruz ama hani farklı ilçelerden hatta il dışından da böyle bir talebin olduğunu söylediniz ama normal vatandaşlar da böyle merak edenler, coğrafyayı sevenler, ilgi duyanlar da müzenizi ziyaret edebilirler mi? Tabii ki edebilirler. Sonuçta müzemiz, okulumuz müzeyi herkese açtı. Yani dolayısıyla herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ağırlıklı bizim hedef kitlemiz tabii ilkokul ve ortaokul öğrencileri ama merak eden vatandaşlar da yani okulumuzun uygun koşulları içerisinde, çerçevesinde gelebilirler. Gelenler de var tabii ki. İşte geçtiğimiz haftalarda İstanbul'dan bir internet üzerinden duymuş bir beyefendi heyecanla geldi. Müzeyi gezmek istedi. Çok mutlu oldu. Biz de mutlu olduk tabii ki. Beyefendi bir insan inceledi. Yani veliler de eminim ki bu durumu böyle sevinçle karşılıyordur öğrenciler sizinle beraber. Veliler de artık fosil buluyor. Bizim velilerimiz öğrencilerimizle beraber fosil buluyor. İşte bu fosil mi? Bunu öğretmenine götür, incelesin. İşte al kızım, al oğlum, bunu okula götür. Hatta geçen bir velimiz Komur'da bir alanda fosil bulmuş. Gerçekten güzel bir fosil. Göndermiş işte incelesin hocanız şeklinde. Yani gerçekten farklı bir heyecanı var. O yüzden yıllardır ben de bu tutkudan vazgeçemiyorum, kopamıyorum. Artık bir alışkanlık haline de geliyordur eminim ki. Şimdi evet. Öğrenciler mesela bu fosiller bulunduktan sonra coğrafya olan ilgileri arttı mı? Mesela coğrafya alanında ilerlemek isteyenler, eğitim görmek isteyenlerin sayısı. Fosil bilimci olmak isteyenler var. Paleontolog, fosil bilimci olmak isteyenler var. Jeoloji mühendisi olmak isteyenler var. Coğrafya öğretmeni olmak isteyenler var. Zaten bizi en çok mutlu eden de o. Hani ben hep şunu söylüyorum öğrencilerime. Hayalleriniz olsun, vazgeçmeyin. Ben de sonuçta orduluyum. Ordu'nun Kabataş ilçesinde doğup büyüdüm. Küçük bir ilçe ama sonuçta Kabataş'tan sizler gibi Kumru, Korgan aslında aynı ilçeler. Birbirine yakın ilçeler. Sizler gibi bir
öğrencilik hayatım geçti. Ben hayallerimin peşinde koştum, vazgeçmedim. Tabii ki iyi bir eğitim ve üniversite eğitimi gerekiyor. Üniversite eğitiminden sonra da alanınla ilgili çalışabilirsin. Ben bir örneğim aslında onlar için. Hayallerinizi durdurmayın. Çok çok daha farklı şeyleri yapacaklar. İnanıyorum evet, yani. İnşallah hocam. Bu arada merceği ben size vereyim ve isterseniz oturarak sohbetimize devam edelim. Gerçekten çok benim için de güzel bir deneyim oldu. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Milyonlarca yıl öncesinde bir yolculuk yapmış olduk sizinle beraber. Tabii bundan sonraki hedefiniz ne olacak? Kazılar, yine fosiller bulmaya devam edecek misiniz? Müze konusundaki hedefiniz nedir? Müzeniz büyüyecek mi diyelim? Bundan sonraki hedefimiz tabii ki okul bünyesinde Teknofest'e katıldık. Teknofest yarışmasında inşallah hedefimiz Türkiye finalleri. Okulumuzu, ilçemizi, ilimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Ama benim yıllardır hayalini kurduğum nihai hedefim bunu bir taşınabilir bir müzeye dönüştürüp bir pick-up'la içinde milyonlarca bilim olan, yükü hafif ama ağır olan bilim tırı diye düşündük ama çok zor. Bilim tırla dağları, taşları gezmek zor. Ha, bu arada pick-up neden? Ücra okullara, Türkiye'deki işte ülkemizin ücra okullarına giderken bu bilimi müzeye götürürken yine biz rotalar üzerinde de fosil araştırmayı ve her geçen gün arşivimizi genişletmeyi planlıyoruz. O yüzden pick-up mantığını düşünüyoruz. Bu benim işte yıllardır hayalim. Olacak ama bir belgesel tadında, tabii yine bir belgesel tadında ülkemizin farklı okullarını gezen ve bilim anlatan, fosil bilimini anlatan, dinozorları anlatan, fosillerle öğrencilerin hayallerini süsleyen bir bilim müzesine dönsün istiyoruz. Hatta farklı ülkelere de gitmek istiyoruz. Ben Azerbaycan'da okudum üniversiteyi. Oraya da gitme planım var. Önce ülkemiz tabii ki, sonra kardeş ülke Azerbaycan'a da gitmek. Olacağına inanıyorum. Çünkü bu zamana kadar geldik. Bundan sonrasının da gerçekleşeceğine inanıyorum. Gerçekleştireceğiz inşallah. İnşallah. Hocam belki ilerleyen süreçte Ordu Merkez'de, Altınordu'da, Fas'ta, Ünye'de de bu şekilde müzeler oluşturulabilir. Coğrafya derslerinin mesela fosil anlatımlarının orada yapılabileceği il merkezinde güzel olması da mantıklı. Ama şöyle, uzun yıllar alıyor bu fosilleri bir araya getirmek, oluşturmak. Evet. Ama az önceki taşınabilir müze konseptini gerçekleştirebilirsek ve yol macerası şeklinde okullara müzeyi götürürken fosil arşivimizi geliştirmeyi düşünüyoruz. O çerçeve içinde Ordu merkeze de tabii ki sonuçta merkezi bir konumda olmasında bizim İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de istiyorlar daha doğru olur şeklinde. Öyle bir düşünce de olabilir. Sonuçta yıllar içinde müzemiz sığamayacak artık. Daha da büyüyecek. Çünkü benim daha rotasyon, lokasyonları belirlediğim birçok alan var. Oralarda fosilleri bulmaya devam edeceğim. Yani neden olmasın? Güzel de olur. Evet. Sizi de bekleriz demiştim az önce ama müzemizi bir görün. Yani şöyle söyleyeyim. Her çocuk bunlara dokundukça biz şöyle bir heyecana kapılıyoruz. Daha çok fosil bulup hatta bazen de yarışma yapıyoruz, mini yarışmalar. Minik fosillerden de hediye ediyoruz. Hafızalarında kalsın diye. Yani çokça bulduğumuz fosillerden. Çok da güzel bir hatıra olur. Bu apayrı. Çocuklar için çok bambaşka bir duygu. Yani orada il merkezde de öyle bir düşünce tabii ki olabilir. Evet. Çünkü burada da okul, işte 100'e yakın okul var merkezde. Güzel de olur. Ama benim hayalim tabii ki ücra okullar. Yani önce ulaşılması zor okullar, ücra köşelerdeki okullar. Tabii ki şu an önceliğim kendi görev yaptığım okulum. Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi. Orada görev yaptığım sürece orada bu müze yaşayacak. Benden sonra da tayinimiz çıkarsa da ben okula söz verdim. Oraya bir kalıcı bir müze bırakmayı düşünüyorum. Ne güzel. Çünkü çok şanslı öğrencileriniz. Biz de şanslıyız. Öyle bir o şekilde öğrencilere sahip olduğumuz için. Evet. Evet, bundan sonraki süreçte tabii Ordu Merkez'de de bir müzenin kurulabileceğini söylediniz.
Tabii kolay değil bu kadar eseri, bu kadar fosili ortaya çıkarmak, gün yüzüne çıkarmak. Bir coğrafya öğretmeninin, tabii öğrencilerinizle de zaten birebir ilgileniyorsunuz. Dersleriniz yoğun bir tempoyla devam ederken kolay değil. Bu arada dersler de devam ediyor. Yani evet. O bazen de yorulduğumda, yoruldum demeyeyim de hani... Tatlı bir yorgunluk oluyordur evet, eminiz. Evet, yani şimdi normal süreçte yükümlülüğümüz var, derslerimize evet. girmemiz gerekiyor. Hem derslere girip hem de okula gelen, müzemize gelen, aslında bu da ders. Müzemizdeki çalışmalarımız da ders aslında. daha çok pratikte uygulama dersleri diyelim. Ama bazen hepsi bir araya gelince de yorulduğumuz oluyor ama çok kısa sürüyor. Unutuyoruz, hemen tekrardan heyecanımız tekrardan canlanıyor, devam ediyoruz. Çünkü bilim zaten sonsuz, çok keyifli. Bir de keşfetme duygusu varsa ruhunuzda, o hep devam ediyor. Evet. Hocam bu arada şimdi dedik ya kolay değil diye, yani bir ilki de gerçekleştirmiş olduğunuz Ordu'da. Peki medyada nasıl yer buldu yapmış olduğunuz bu çalışmalar, gerek yerel gerek ulusalda? Teşekkür ediyorum. Altaş TV ailesi olarak, Altaş TV eğitime, spora, ben bu arada aynı Ordu zamanda. Kano Kulübü Başkanıyım. Kano sporu ile ilgili de yıllarda çalışma yapıyoruz ve her seferinde de Altaş TV ailesi bizleri destekliyor. Yaptığımız çalışmaları her zaman önemsiyor. Aynı şekilde eğitim, bilim bu konularda da destekliyorsunuz. Yani benim gördüğüm kadarıyla ağırlıklı olarak yerelde sizler yanımızdasınız. Tabii ki diğerleri de mutlaka gelirler. En son burada bahsetmeyeyim. Farklı yayın kuruluşları, internetteki ulusal medyada falan da yer aldı. Ama tabii ki Kumru'da böyle bir şey olabileceğine inanmıyorlar. Hatta gelenler diyorlar ki biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Evet. Çünkü Kumru deyince hani Altınordu merkezde olsa evet işte burada bir fen lisesinde olsa okey. Ama Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi deyince ki ben okulumu çok seviyorum. Çok güzel bir okulumuz var. Orada olunca şöyle düşünüyorlar. Yani yok canım hani ne kadar olabilir ki? Ama geldiklerinde evet biz bu kadar olabileceğini tahmin etmiyorduk. Belki bundan dolayı birazcık daha basın, medya belki de haberleri yok. Çünkü evet. Çünkü biz merkezi ilçelere göre konumumuz birazcık daha içeride kalıyor. Belki bundandır. Hiç sorun değil. Bizim bakanlığımız bu konuyu çok önemsiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bunu Türkiye'de duyurusunu yaptı. Kendi resmi sayfasında da paylaştı. O bizim için çok değerli. Biz oraya bağlıyız, bakanlığa bağlıyız. Ve Türkiye'de bir ilki Ordu gerçekleştirdi haberini yaptılar. Yani Ordu olarak. Bu Ordu'nun değil aslında Türkiye'nin ilk 3T Fosil Bilim Müzesi okul bazında. O yüzden ayrı bir heyecanımız, gururumuz da oluyor. Evet, ilk ve örnek de olacak eminim evet. ki diğer coğrafya öğretmenleri belki evet, bu inşallah. Şekilde sizin gibi müze oluşturmak için çalışmalara başlayacaklar. Hem öğrencileriyle beraber sahada olup işte kazı çalışmaları yapıp öğrencilere bilgiler verecekler. Aynı zamanda buldukları fosilleri de belki kendi müzelerini oluşturup sergileyebilirler. Neden örnek olmasın? Çok da güzel olur. Evet, çok da güzel olur. Sonuçta dersi anlatıyorsunuz ama o dersin... ruhunu ancak eline aldığım bir materyal sayesinde, işte bir ekipman, materyal, bir bulgu sayesinde çok farklı görüyorsun, farklı algılıyorsun. Çünkü unutturmuyor sana. Az önce evet. siz de incelediniz. Hani çok farklı gerçekten. Normalde bakınca normal sıradan bir taş gibi görünüyor uzaktan baksanız evet. ama mercekte incelediğinizde inanamıyorsunuz gerçekten. Yani milyonlarca yıl öncesinden nasıl bugüne gelmişler diye aslında şaşırıyor onu da, insan. Onu da çok bahsetmedik. Şöyle düşünelim, bu kayacımız kil taşı. Kil taşı şimdi örneğin bu bir yaprak ya da bir balık. Yaşamı sonlanınca düşüyor göl tabanına ya da deniz tabanına düştü. Üzerine kil taşı, kum taşı kaplıyor zamanla. Evet. Kaplıyor, kat birikiyor, zamanla sıkışıyor, basınçla beraber sıkışıyor ve bir yer kabuğunun bir parçası, kayanın içi oluyor ve hava, su, güneş görmeden milyonlarca yıl ta ki siz bulana dek orada kalıyor. Yani aslında bu yaprağımız bu şekilde değil. Bu yaprağımız kayacın, ben şöyle bir göstereyim, bu şekilde kaya katmanları var. Bu kaya katmanları
kil taşı dediğimiz kaya katmanları bu şekilde oluyor. Siz bunun içinde fosil olup olduğunu buradan anlayamıyorsunuz ama kırdıkça senin kırdığın yer fosilin olduğu yerden ayrılınca işte o anda başka bir keyif oluyor. Yani genellikle de fosilin olduğu yerden ayrılmış oluyor. Ama o zamana kadar hava, su, güneş hiçbir şey görmüyor. Kayanın içinde bu şekilde bir kaya aslında baktığınızda. Hı hı. Bunlar bu şekilde oluşan büyük bir sürü kaya var. Ve içinde fosil barındırdığını sen tabii ki araştırma yapıyorsun. Anlıyorsunuz evet. Tabii. O yüzden bunlar da mesela aynı şekilde milyonlarca yıl şeyin içinde kalıyor. Yer kabuğunun. Kapalı bir yerde. Evet. Tabii kapalı, yani bu şekilde yüzeyde kalsa kalmaz zaten. Evet. Sonra tabii ki zaten daha çok yine kayaç kısmı duruyor. Nedir? Kabuk kısımlarını, işte iskelet kısımlarını, kalsiyum karbonat kısımlarını, o kabuklu kısımlarını tutuyor. Yoksa o işte etli kısımlarını tabii ki zamanla o çürüyor. Evet. Hocam şimdi mesela çıkarıldıktan sonra yıllar sonra zarar görebilir mi? Mesela bunun için koruyucu bir şey yapmak gerekiyor mu? Fosiller. Hafif bir koruma önlemi şöyle alacağız. Tabii ki sürekli bulabileceğimiz fosilleri bilime dokunun hizmetine devam edeceğiz. Yani bilime dokunsun, sürekli bulabileceğimiz fosillere önlem almayacağız ama ender fosillere hafif bir koruma önlemi alacağız. Yani şimdi elimizde yağ pigmentleri, yağlar var, evet. Asitler var. Sürekli sürdükçe kararır, işte rengi değişir. İşte dolayısıyla da o orijinalliği kaybolmuş olur. Öyle bir küçük bir önlem alacağız ama çok da fazla engel koymayacağız. Sonuçta çok nadir türleri hadi diyelim koruduk ama birçok türümüzü bulabileceğimiz türlerin devamını sağlayabileceğimiz türleri dokunsunlar istiyoruz. Evet. Doğa arada, onlara dokunmuş yıllarca. Evet. Çocuklarımıza dokunsunlar. Evet. Hocam bu arada programın da sonuna geldik. Toparlayacak olursak son olarak neler söylersiniz hem öğrencilere hem de bizi izleyen ordulara? Şimdi tabii ki öğrencilerim bu çalışmanın içindeler. Benim için çok ayrı bir gurur. Onlar çok daha güzel işlere imza atacaklar. İnanıyorum o enerji, o ışığı görüyorum onlarda. Çok yoruyorum onları ama. Yani özellikle bu teknofest sürecinde ciddi anlamda yoruyorum. Ama benden sonra ya da ilerleyen yaşlarda, üniversite eğitimlerinde çok daha güzel işlere imza atacakları için şimdiden onları tebrik ediyorum. Daim onların yanında olacağım. Hayallerini ötelemesinler. Bütün öğrencilerime söylüyorum. Yani hayalleri daima onların yanında olsun. Birileri diyecek ya boş işler ya da şu budur falan, mutlaka diyecekler. Hayır, Einstein sürekli eleştiri almıştı. En yakınından, eşinden eleştiri almıştı. Ama dünyanın kaderini değiştiren bir bilim insanı olarak hala yaşıyor. Evet. Çocuklarımız da, öğrencilerimiz de hayalleriyle yaşayacaklar. Çok güzel işleri imza atacaklar. Bu müzemiz onlar için bir örnek. Ben de örnek olmak istiyorum onlara. Bu anlamda mesajım bu olsun istiyorum öğrencilerime. Hı hı. Araştırmaya devam edeceğim. Dediğim gibi birçok alanda daha araştırma yapacağım. Bu müzemiz şu an büyük. Gerçekten büyük bir müzemiz var ama daha da büyütüp farklı okullara gidip oradaki çocukların gözlerindeki o ışığı da görmek istiyorum. Az önce sizin verdiğiniz tepkileri o çocuklar da versinler istiyorum. Tabii ki teknolojiyi entegre etmeye başladık. Özellikle dinozorlar kısmı. Zaten dinozorların izinde milyonlarca yıl öncesinde yolculuk adlı müzemiz, konseptimiz bu. Dinozorlar da dinozor maskotları, dinozor robotları tasarlayıp, işte animasyonlarını tasarlayıp, sistemini kurup onlarla beraber entegre bir müzeyle gezmek istiyoruz. Evet. Hocam tekrar tebrik ediyoruz müze için. Tabii bir iki gerçekleştirdiniz ve işiniz de gerçekten zor ama çok keyifli. Kolaylıklar da diliyoruz size. Öğrencilere de kolay gelsin. Onlar da sizinle beraber bu kazı çalışmalarına ve müzedeki çalışmalara katkı sağlıyorlar. Onların da başarılarının devamını dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Yorduk sizi de. Tabii yanınıza da birçok fosili getirdiniz. Tabii ki. İlk kez biz de böyle bir fosil görme deneyimini yaşamış olduk. Kameraman arkadaşlarımız da incelediler. Onlar da çok merak ediyorlardı. Tekrar teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, bir Ekran Gazetesi programının daha sonuna geldik. Veda ediyoruz. Yarın da saatler 9'u gösterdiğinde farklı konular ve konuklarla burada olacağız. Hoşça kalın.
Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.